Herkese tekrar yeniden merhaba. 191. metin ile birlikteyiz. Siz gerçekten bir sigara içmeyen misiniz? Sigara içmeyen biri misiniz gerçekten? Sonuçları. Bir çalışmanın sonuçları. Yapılan. Japonya'da yapılan bir çalışmanın sonuçları gösterdi. Neyi göstermiş? Bakalım. Sigara içmeyen eşlerin fakat maruz kalan eşlerin sigara içmeyen fakat onların eşlerinin sigara dumanına maruz kalan eşlerin geliştiği, ne geliştiği? Akciğer kanseri geliştiği, Japonya'da geliştiğini gösterdi Japonya'daki bir çalışma. Neyden peki? Çok yüksek oranda. Neyden? Olanlardan? Onların eşlerinin sigara içmeyen eşlerinden daha yüksek oranlarda akciğer kanseri gelişmesi gösterdi. Evet. Onlar için risk. Akciğer kanseri gelişmesinin riski idi. Neydi? Doğrudan ilişkiliydi. Onların eşlerinin sigara içme miktarları ile ilişkiliydi. Miktarlarına bağlıydı. Buydu yaklaşık 1/3'üydü. Neyin? Akciğer kanseri gelişmesinin riskinin 1/3'üydü. Tarafından sigara içenlerce alınan miktar akciğer kanseri gelişmesinin riskinin yaklaşık 1/3 idi. Bu çalışma güçlendirir. Tezini güçlendirir. Ne tezi? Şimdi burası yaklaşık şuraya kadar, bakın, bir ara ifade. Ve bu ara ifade çok kafa karıştırıcı. Şimdi önce şurayı bağlayacağız. Bu çalışma güçlendirir tezini. Ne tezini? Bir nedeni olabildiği tezini. Bir nedeni olabildiği tezini. Akciğer kanserinin genel popülasyonda akciğer kanserinin bir nedeni olabildiği tezini güçlendirir bu çalışma. Peki ne teziymiş bu? Bakalım. Etkisi. Neyin etkisi? Sigara içmeyenler üzerinde tütün dumanının etkisi. Adlandırılan pasif içici, dolaylı içici ya da istemsiz içici olarak adlandırılan sigara içmeyenler üzerinde tütün dumanının etkisi genel popülasyonda akciğer kanserinin nedeni olabildiği tezini güçlendirir bu çalışma. Umarım anlaşılmıştır. Çalışma ayrıca güçlendirir. Kanıtını güçlendirir. Ne kanıtı? Anlamına geldiği. Ne anlamına geliyormuş? Neyine anlamına geliyormuş? Pasif içmenin bir sağlık riski olduğu anlamına gelen kanıtı güçlendirir ayrıca da.
Bir çalışma geçen yıl yayınlanan bir çalışma ileri sürdü. Neyi ileri sürdü? Pasif içiciliğin neden olabildiğini ileri sürdü. Neye? Zarara. Kime nerede ne zarara? Küçük hava yollarına zarara. Sigara içmeyenlerin akciğerlerinde küçük hava yollarına zarara neden olabildiğini ileri sürdü. Geçen yıl yayınlanan bir çalışma. Diğer çalışma ileri sürdü. Neyi ileri sürdü? Pasif içicilerin daha kötü olabildiğini. Neyden peki? Sigara içmeyenlerin mevcut olan kronik kalp ve akciğer durumlarında daha kötü olabildiğini pasif içiciliğin ileri sürdü diğer bir çalışma. Akciğer kanseridir. Önemli bir sağlık problemidir tüm dünyada. O tahmin edilmektedir. 1997'de 122 bin Amerikalının söylüyor olacağı tahmin edilmektedir. Neyi? Onların akciğer kanseri olacağını söylüyor. Onların akciğer kanseri olduğunu söylüyor olacağını tahmin etmektedir. Dahası sadece yaklaşık %10'u, bunların %10'u yaşayacak. 5 ya da daha fazla yıl yaşayacak. Neden peki? Etkisizliğinden. Uygun ulaşılabilir tedavinin etkisizliğinden dolayı 5 ya da daha fazla yıl yaşayacağı %10'unun dahası söyleniyor. Akciğerler Amerika'da kanserin önde gelenleridir arasında, erkekler arasında. 35 ve daha üzeri yaş olan erkekler arasında önde gelen kanser türüdür. Kadınlarda akciğer kanseri ölümleri yükseliyor. Öylesine hızlı yükseliyor ki deneyler tahmin eder onların geçeceğini. Neyi? Göğüs kanseri ölümlerini geçeceğini tahmin eder deneyler itibariyle. Bu 10 yıl, son 10 yıl ortası itibariyle geçeceğini tahmin eder. Olacak, oluyor. Bir numaralı kanser katili oluyor kadınların. Kanıtlar arttıkça. Peki ne kanıtı? Sigara içmeyle akciğer kanserinin artışının bağlantısına dair kanıtlar arttıkça çoğu deneyler teorize etti. Neyi? Pasif içicilerin daha büyük risk taşıdığını. Neyden? Akciğer kanseri gelişiminin daha büyük riskini taşıdığını. Sigara dumanına maruz kalmayanlardan akciğer kanseri gelişiminin daha büyük risk taşıdığını teorize etti. Bu gibi teoriler dayandırılmaktadır. Neye? Bilgisine dayandırılmaktadır. Ne bilgisi? Dolaylı sigara içenlerin içerdiği bilgisi. Büyük miktarını, zararlı maddelerin büyük miktarını içerdiği bilgisine dayandırılmaktadır.